Hazırlığımızı yaptık, sahaya inelim. Fizibilite çalışmalarımız elhamdülillah devam ediyor, hala da yapıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Eyyubiye ilçemizin büyümeye çok müsaittir. Çok çok müsaittir. Şimdi öyle müsait ki kendimizde hatayı bulmaya ben başka bir şansımız yok. Bu sorumluluğun altında bizim ama hiçbir şekilde durmadan bu en hassas ilçelerinden kalemiz olan bir ilçede, Eyüpiye'de göreve başladınız. Büyük bir onur. Bu onuru hepimiz yüreğimizde taşıyalım. Allah'a şükredelim. Büyüklerimize, bunu takdir edenlere teşekkür edelim. Allah mahcup etmesin diyelim. Eğer bu Tayyip Erdoğan'ın partisi Eyüpiye'de, Haliliye'de böyle güzel, bu milletin içinden çıkmış, hiçbir locaya, hiçbir faiz lobisiyle, hiçbir tröstle ilgisi olmayan bu adam ilçe başkanı, sizin gibi esnafları, halkın içinden çıkan insanları iş başına getiriyorsa, demek ki bu parti, bu Tayyip Erdoğan başka, Allah ondan razı olsun. Bu göz yaşartıcı bir olay beyler, tarih bunları yazacak. 13 yılın sonunda bu parti gene milletin elinde. Bak vekilimiz diyor biz hizmetkarız. Başka bir şey değiliz. Doğru mu? Evet. İlçe başkanımız öyle. Kadın kolları başkanımız öyle. Gençlik kolları başkanımız öyle. Ve gücümüz de bu. Başka bir gücümüz de yok. Şimdi Eyüpiye çok hassas bir ilçemiz. Eyüpiye'nin üzerinde yüreğimizin titrediğini hepiniz biliyorsunuz. Eyüpiye üzerinde cahilce oyunlar oynanmaya çalışıldı. Hamdolsun geçen dönem hep beraber el birliğiyle belediye başkanımız, ilçe başkanı, o dönemin yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları ev ev gezerek bir oyunu bozduk. Dedi ki AK Parti milletin partisidir. AK Parti ayrımcılığa karşıdır. AK Parti herkesi kucaklar. Allah Kürt'ü Kürt, Arap Arap, Türk'ü Türk yaratmış birbirini seksin diye. Birbirine üstünlük taslasın diye değil. Yani çok net şeyler söylüyorum. Allah korusun birbirimize düşersek Suriye oluruz, Irak oluruz, Mısır oluruz diye anlatmalarından kaynaklanıyor. Bizim milletimiz sağduyu sahibi. Bakın açık söylüyorum. Yenice'deki de, Süleymaniye'deki de, Harrankapı'daki de, 12'ler mahallesindeki de, Kürt'tür, Arap'tır, Türkmen'dir. Hepsi birbirinin kardeşi olduğunu biliyor. Kaderin gereği bir beraber olursak geleceğimizin aydınlık olduğunu biliyor bizim insanımız. Ama insanımızı rahat bırakmıyorlar. İnsanımızın bir takım yapıları üzerinden siyaset yapmak istiyorlar. İnsanımızın bir takım özellikleri üzerinden rant devşirmek istiyorlar. İnsanlarımızın bazı duygularını kullanarak kendilerine şahsi ikbal, şahsi gelecek hazırlamaya çalışıyorlar. Oysa biz milletin beraberliği üzerinden siyaset yapıyoruz. AK Parti'nin farkı bu. Biz diyoruz ki bu memleketin Kürt'ünün de, Arap'ının da, Türkmen'inin de, Sünnisinin de, Alevisinin de. Bakın net söylüyorum. Bu topraklarda yeri var. Bu topraklar hepimizin. Eğer biz bu topraklara el birliğiyle sahip çıkarsak bize güç yetmez. 12 sene önce maaş ödeyemeyecek devlet bugün dünyanın en çok gelişen, en çok incelenen, gıptayla bakılan devleti olur. Oldu mu? Evet. Oldu. Hamdolsun. İşte bunda en büyük pay sizin. Çünkü bu iradeye sahip çıkıyorsunuz. Biz böyle dedikçe destek veriyorsunuz. Oy oranını artırıyor bu millet. Anayasa değişiklikleri yaptırıyor bu millet. Bu millet olmaz denilen cumhurbaşkanını halka seçtiriyor artık. Elhamdülillah. Bugün Çankaya'da da biliyorsunuz ki senin gibi bir adam oturuyor. Hiç ne derlerse desinler. Bunu biz biliyoruz. Bizim gibi bir adam oturuyor orada. Orada hiçbir dış güce, hiçbir yere bağımlı olmayan, Allah'tan ve milletten başka kimseyi tanımayan bir adam oturuyor. Bu kadro da o. O zaman birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi sayacağız. O zaman çalışacağız. Belediyelerimizle bütünleşeceğiz. Bakın çok büyük beklentiler var belediyelerde. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç boynunuzu bükmeyin.
Biz Şanlıurfa'yı değiştireceğiz arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle. Adım adım değiştireceğiz. Mahalleleri değiştireceğiz. Anlayışı değiştireceğiz. Yöneten geliri gideri belli olan bir belediye teşkilatı kuracağız. Çalışanın maaş aldığı bir belediye teşkilatı kuracağız. Kuruyoruz da. Yani şu anda bile çok önemli adımlar attık. Ama bunun yolu dediğim gibi birleşmektendir. Menfi propagandaya fırsat vermemektedir. Komşumuzu sevmektedir. Kucaklaşmaktadır. Aman Allah rızası için. Rehberimiz Allah Resulü'dür. Ne diyor? İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. İnsanların efendisi insanlara hizmet edendir. Allah Resulü'nden büyük örnek yoktur. O ölürken kimin sırtına vurduysam gelip benim sırtıma vursun demiş. Arkadaşlar, ey batılılar, rehber burada rehber. Bir lider ki ben diyor Allah'a hesap vermeye gidiyorum. Allah'ın peygamberiyken sırtına vurduğum biri varsa gelip sırtıma vursun diyor. İşte o felsefeyle büyümüş. O birbirinizi sevin demiş. Gayret edin demiş. Ne mutlu sizlere. Bu kutlu yolculuğa zaten gönül eriydiniz. 12 senedir oy vererek, gönüllü çağırarak. Şimdi adını koydunuz çocuğu. Teşkilata girdiniz. Ben buradayım dediniz. Ve bilin ki bu partinin demin de söyledim. En saygın, en önemli görevi sizin üzerinde. Hiçbir maddi karşılığı olmadan bir askerlik görevine soyundunuz. Çünkü bu dava mazlumların davası. Fakirlerin, gariplerin, ezilmişlerin. Doğru mu? 150 yıldır bu topraklarda barış isteyenlerin, kardeşçe yaşamak isteyenlerin davası bu dava. Bu dava öyle bir parti marti değil. Her yerde söylüyorum. Bu bir okul. Bu bir mektep, bu bir medrese, bir barış medresesi, bir kardeşlik medresesi, bir şefkat medresesi. Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye sunduğu bir öze dönüş hareketi, sarılma, kucaklaşma hareketi. Şimdi onun dün gönüllü fahri mücahidiydi, askeriydi. Bugün Eyüpiye ilçesinin kalenin komutanlarından, askerlerinden biri oldu. Pazartesi salı Doktor Yerlerim, nasılsın? Allah razı olsun.